SolidWorks CAM 2019 parçalarınızı programlamak için gereken süreyi azaltmanıza yardımcı olacak mükemmel yeni özellikler sunar. Konfigürasyonlar SolidWorks CAM'deki tek bir parça veya montaj ile birden fazla imalat kurulumunu tanımlamanızı sağlayarak size zaman kazandıran harika bir yöntemdir. Bu fotoğraf makinesi montaj parçasının ön ve arka flanşlarını işlemek için her biri benzersiz üretim operasyonlarını içeren iki konfigürasyon tanımlanmıştır. Konfigürasyonun setup 1 olarak değiştirmesi parçayı yönlendirir ve sadece bu kuruluma özgü işlemleri göstermek için operasyon ağacını değiştirir. Kamera montajını işlemeye bitirmek için dış yüzeyler için kontur frezeleme işleminde bazı değişiklikler yapacağız. Düz takım parçanın dibine ulaştığında tutucunun daha önceden işlenmiş olan üst taraftaki bazı yüzeylere dokunması ve yüzey kalitesini bozma riski vardır. SolidWorks CAM 2019 bir takımın kesmeyen kısmı için yeni konik ve boyun seçenekleri ekler. Bu işlem için takım türünü boyun olarak değiştiririz ve ardından ilk önce alet boynunun boyutunu, ardından alet tutucunun ölçülerini belirleyeceğiz. Boyutlar girildikçe takımın ön izlemesi, yeni takım ve tutucu şeklini parçaya göre gösteren grafik alanını da günceller. Böylece son sonucu daha da keskin olarak tahmin edebilirsiniz. ...2019 için bir başka büyük iyileştirme de yeni köşe yavaşlatma seçeneğinin eklenmesidir. Köşe yavaşlama özelliğini etkinleştirerek artık değişken ilerleme oranı ile daha uzun takım ömrü ve daha iyi yüzey kalitesi elde edebilirsiniz. SolidWorks CAM 2019 bu konuda size yardımcı olacak. Birden fazla makine takımı kullanan Ensign programcıları artık SolidWorks CAM'in güçlü otomasyon yeteneklerinin daha da büyük avantajını yakalayabilirler. Teknoloji veri tabanı artık çoklu işleme stratejilerini tanımlamak ve bunları belli bir makineye atamak için bir seçenek sunuyor. Bu kamera montajının kalan özellikleri 4 eksenli bir döner tablo kullanılarak işlenilecektir. 4 eksenli döner tablo işin 3 farklı strateji işlemesi için daha önceden veri tabanında tanımlanmıştır. 4 eksenli döner tablo setinin seçilmesi benzersiz özelliklerinin ve işlemlerinin listesini görüntüler. Dikdörtgen köşe yuvasını, dairesel yükseltiyi ve köşe kırma operasyonlarını kullanarak genel strateji setini güncellemek için birkaç değişiklik yapalım. 4 eksenli takım tezgahının özelliklerini görmek için geçiş yaptıktan sonra 4 eksenli döner tablo stratejisi varsayılan işleme stratejisi olarak seçilebilir. Bu makineyi SolidWorks CAM'in otomatik özellik tanıma özelliği ile birlikte kullanarak optimize edilmiş bir dizi işlemi otomatik olarak yapmasını sağlayacaktır. SolidWorks CAM 2019 ayrıca günlük işleme operasyonlarını oluştururken bize bazı büyük verimlilik geliştirmeleri de ekler. Örneğin delik başlangıç ve bitiş konularını kontrol etmek için yeni seçenekler sunarak size delik operasyonlarını oluştururken çok daha fazla esneklik sağlar. Artık unsur ölçülerinden bağımsız olarak bir noktadan offset belirleyebilir ve herhangi bir ekstra geometri ihtiyacı oluşturmadan belli bir konuma delik delebilirsiniz. Sıkı tolerans gereklilerine uymak gerektiğinde genellikle model geometrisine göre bir takım yolunun konumunu değiştirmek zorunda kalabiliriz. Küçük ayarlamalar bile zaman alıcı çözümlere yol açabilir. Örneğin NC programını manuel olarak düzenleyebilir veya hatta model geometrisini değiştirebilirsiniz. SolidWorks CAM 2019'da şimdi işlenmiş özelliklerin konumunu yeni taşıma komutuyla değiştirebilirsiniz. Unsurlar X, Y ve Z'de kolayca hareket ettirilebilir. Ekstra yeniden çalışma olmadan kolaylıkla nominal toleranslarla çalışmanın mükemmel bir yoluna ulaşabilirsiniz. Bunlar SolidWorks CAM 2019'da kaliteyi arttırmanıza ve NC programları oluşturmak için gereken süreyi azaltmanıza yardımcı olabilecek fantastik yeni özelliklerinden bazılarıdır.